Saçlarıyla yarattıkları değişik imajlarla dikkat çeken, bugüne kadarki programlarımızda incelediğimiz magazinel portrelerin dünyasına gelin yine şöyle birlikte bir göz atalım. Bir kadının kendini çok iyi tanıması lazım, saçının kalitesini çok iyi bilmesi lazım. Benim için vizyon önünde olmak, yani vizyonda olmak, insanların kendilerini daha iyi bakmaları, daha önem göstermeleri ve gerek kıyafet. Bunlar bazen saçlarını boyarlar ya da ufak tefek ya da büyük değişiklikler yaparlar. En kısa saç en rahat saç. Bir kadın kendisini değiştirmekten asla korkmamalı. Yine bence kadını gösteren saçıdır ve bir kadın uzun saçlı olmalıdır diye düşünüyorum. Zarif, asil ve bakımlı olan kadın güzeldir. Saçlar bakımlı olduğu zaman bence en güzelim. Parlaklığı, rengi, yüze gidiş biçimi, yaş. Bunlara göre en güzel saçı seçmek çok önemli bir şey. Saçlarım güzel olduğu için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bence saç ve ayakkabılar çok önemli. Yani ben bir görüntüyle ilk defa saçla sonra ayaklarına insanların bakıyorum, kadınların. O ikisi aslında düzgün olduğu zaman bayağı şey oluyor. Yani bence yeterli. Ötekiler biraz falso da olsa idare ediyor. Ama saç tabii çok önemli. Saç çok önemli tabii ki. Yani kıyafet kadar, bir ayakkabı kadar, hatta daha da fazla. Aslanın yelesi varsa kadının da saçları olmalı diyorum ve ben genelde uzun saçı çok seviyorum. Türk kadının saçı çok güzel. Bir de böyle bir tok bir gürlük vardı. Mesela dışarıdaki kadınlarda yok. En güzel rengi bir araya getirdiniz, en güzel modeli yaptınız. Ama saç olmadı. Kostüm de olmaz, renk de olmaz, hiçbir şey olmaz. Kostüm saçla birleşen bir olaydır. Yani saç iyi yapılmadıkça, natürel olmadıkça, saç kendi başına bir şey olmaya kalkarsa şayet, o zaman her şey bozuluyor. Bugün çalışan, hareket içinde olan dinamik Türk kadınının tabii ki daha kolay, daha pratik saça gitmesi lazım. Saç kesiminin çok iyi yapılması lazım ve öyle bir saça girmeniz lazım ki o kolay manageable dedikleri, yani kolay. Yani bir takı gibi onu istediği şekilde kullanabiliyor. Saçlarını akla gelmeyecek şekilde kendilerine süs aracı olarak kullanıyorlar ve kendilerini esrar perdesinin arkasına gizler gibi onu türleştiriyorlar bazen. Bazen bir mücevher yapıyorlar. Saç mühim, yok mühim.